aslında gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Çünkü ayın 11'inde yani tam bir hafta sonra asgari ücrete ilişkin ilk toplantı gerçekleşecek. Bugün de enflasyon rakamları açıklandı. Aylık bazda 3,28 olarak aktarıldı enflasyon artışı ve yıllık bazda da 61,98 oldu böylelikle. Peki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber asgari ücretteki tahminler değişti mi? Neler konuşuluyor Ankara kulislerinde özellikle? Bir Ankara'ya gidelim yeniden. Filiz Uçan Savaş bizi bekliyor. Asgari ücretle ilgili beklentiler, çalışan ücretlerine de yansıyacak olan artışla beraber daha da geniş bir kesim ilgilendiriyor. Dolayısıyla hemen sözü Filiz Uçan Savaş'a bırakıyorum. Yanında bir konuğu var zannedersem. Evet Merve Türkay, sizlerin de aktardığı gibi bugün artık Kasım ayı enflasyon rakamı açıklandı. Ancak bizler için önemli olan Kasım ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon rakamının belli olmuş olması. Bunun asgari ücrete yansımaları neler olacak? Bu enflasyon rakamıyla asgari ücrette nasıl bir zam yapılabilir? Yeni asgari ücret rakamı neler olabilir? Tabii ki net bir rakam söylemek şu an için güç, ancak enflasyon rakamına baktığımız zaman bazı tahminlere yapılabilir. İşte bu tahminleri konuşacağız. Yanımda uzman konuğum var. Sosyal güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş bizimle. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi artık enflasyon rakamını biliyoruz. Tabii bazı rakamlar üzerinde konuşuyoruz. Bazı matematiksel hesaplar da var. Nasıl bir tablo bizi bekliyor olabilir? Asgari ücrette beklentimiz hangi rakamlar üzerinden ne kadar olabilir? Evet, şimdi Kasım ayı enflasyonu zaten açıklandı. Bunun üzerinden biz kümülatif olarak yaptığımız hesaplamaya göre 5 aylık enflasyon, yani Haziran ve Kasım ayı dahil %33,66. Biz sadece %33,66'lık oranı baz aldığımız zaman 11.402.50 çarpı %33,66 15.250 TL. Yani bugün itibariyle asgari ücret refah payı hariç 15.250 TL olması gerekiyor. Elbette Aralık ayı enflasyonu var. Aralık ayı enflasyonu da göz önünde bulundurduğumuz zaman biliyoruz ki bununla ilgili ne vardı bununla ilgili? Orta vadeli plan ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini var %65. Bunun üzerinden gittiğimiz zaman yıl sonu en az %37,75'lik bir enflasyon farkı var. Peki bu %37,75 yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Çünkü asgari ücret belirlenirken sadece enflasyon farkı göz önünde bulundurmuyor. Sosyal ekonomik endeksler, işçilerin geçinme durumu ve birçok etken göz önünde bulunduruluyor. Dolayısıyla bütün bunlarla birlikte daha yüksek bir artış söz konusu. Geçen yıl asgari ücret 2 kez artırıldı. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere bir kez artırılması da göz önünde bulundurulduğu zaman asgari ücretin enflasyonun üzerinde çok yüksek bir rakam verilmesi söz konusu olacak. İstersen geçen yıl yine bu zamanlarda asgari ücretle ilgili yapılan artışı da değerlendirip matematiksel bir şekilde bunu açıklayalım. Şimdi geçen yıl 2022 Temmuz Aralık enflasyonu baz etkisiyle birlikte çok düşüktü. Ne kadardı? %15,40. Şimdi Kasım ayında enflasyon kaç? %33,66. Yani Kasım ayı itibariyle geçen yılın 6 aylık enflasyonunun %100'ünden daha yüksek. Peki geçen yıl hükümet ne kadar zam verdi? Biliyorsunuz geçen yıl rekor oranda zam verilmişti. Ne kadar verilmişti? Enflasyon %15,40 olmasına rağmen %54,66. Bu durumda geçen yıl enflasyonun üzerinde %39,26 enflasyonun üzerinde bir zam verilmişti. Evet, asgari ücret çalışanlar için, geçinmeleri için son derece elzem ve bunun günün koşullarına göre belirlenmesi gerekiyor. Ama biliyoruz ki bunun işveren tarafı var. İşverenler açısından bir maliyet ve yeni bir ekonomik sisteme de geçtiğimiz için elbette ki %39,26 oranda refah payı verilmesi hayali bir rakamdır. Ancak neyi bekliyoruz? Yıl sonu enflasyon hedefimiz %37,75 artı refah payının da hadi %39,26 olmasın, %12,75 bile olduğu zaman asgari ücretin en az
%50 oranında artmasını bekliyoruz. Bu durumda 17.104, %55 olursa 17.674, refah payı biraz daha yüksek verilirse %20'lerde o zaman 18.245. Dolayısıyla bizim tahminimiz en az 17.000 TL olması gerekiyor. Çünkü açlık sınırı zaten bugün itibariyle 14.025 TL. Aralığı da göz önünde bulundurduğumuz zaman asgari ücretin net 17.000 TL civarında olmasını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için. Yanımızda sosyal güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş vardı. Kendisinden de aslında enflasyon, 5 aylık enflasyon rakamının belli olmasıyla birlikte asgari ücrette olası rakamları konuştuk diyelim. Ancak Gözler elbette ki Aralık ayında açıklanacak enflasyon rakamında olacak. Sözü yeniden bu noktadan sizlere bırakalım Merve Türkay.